Mamlakatimizda yoshlarni bilim va malakali etib tarbiyalash, jahon taraqqiyotiga mos mutaxassislar tayyorlash maqsadida ta'lim tizimi izchil rivojlantirilmoqda. Oliy ta'lim sohasidagi islohotlar avvalo qamrovni oshirish, institut va universitetlarning moliyaviy holatini yaxshilash, professor-o'qituvchilarni moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Ta'lim tizimida jumladan oliy ta'limda amalga oshirilgan islohotlar natijasida yuz bergan o'zgarishlar katta ahamiyatga ega. Amalga oshirilgan islohotlar ijobiy natijalarga zamin yaratmoqda. Birgina Urganch davlat universiteti faoliyati misolida ham ana shunday salmoqli yutuqlarga guvoh bo'lish mumkin. Tizimdagi islohotlarning eng muhim jihatlaridan biri oliy ta'lim bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqadorlik integratsiyasini vujudga keltirish bo'ldi. Zero hamkorliksiz yuqori malakali zamon talabidagi kadrlar tayyorlash mumkin emas. Urganch davlat universitetida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi borasida ham aytishga arzigulik yutuqlar qo'lga kiritildi. Bu yuzadan qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Magistratura bo'limi 2-bosqich talabasi Mahliyo Xo'jayeva hamda uning ilmiy rahbari kimyo fanlari nomzodi dotsent Bozor Ibodullayevning bir necha yillik tadqiqotlari natijasida Xorazm vohasida yetishtiriladigan mahalliy qovun navlaridan qator yangi mahsulotlar olindi. Mazkur mavzuga oid ilmiy ish va ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilishi natijasida innovator talaba joriy o'quv yilida O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat stipendiyasi sohibasiga aylandi. 2023 yılını Prezidentimiz tomonidan insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'tirof qilingandan boshlab Urganch davlat universitetida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha bir qancha ishlar qilindi. Ta'lim sifati deganda avvalambor bu sifatli pedagog kadr nazarda tutiladi. Ikkinchidan zamonaviy o'quv laboratoriya jihozlari zarur bo'ladi va uchinchidan yangi avlod adabiyotlari. Mana shu uchala sohada ham kimyo texnologiya fakultetida reja asosida ishlar qilinib turibdi. Birgina mana o'tgan yilning o'zida o'zimizda tugatgan hamda xorijda o'qib magistraturani tugatgan 11 ta kadrni kafedramizga o'qituvchi qilib oldik. Ana shulardan hozir 7 tasi doktoranturaga chiqdi. Umuman kafedramizda hozir 11 ta doktorant faoliyat olib boradi. Bundan tashqari bitta professor, 6 ta fan nomzodi va PhD-lar talabalarga, ya'ni 600 bitta talabaga oziq-ovqat texnologiya bo'yicha ta'lim tarbiya jarayonini olib boradi. Endi prezidentimizni o'tgan yili Xorazm viloyatiga tashrifi chog'ida Xorazm viloyatini rivojlantirish bo'yicha bir qancha dasturlar, bir qancha ko'rsatmalar bergandi. Ana shu ko'rsatmalar ichida Xorazmda yetishtiriladigan Xorazm qovunining davrug'ini yanada oshirish, undan yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish vazifasi qo'yilgan. Aynan shu maqsadda biz bir nechta magistrlarimizga, doktorantlarimizga shu qovundan yangi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy mavzular berganmiz. Shu xuddi shunday, ana shunday magistrlarimizdan birisi bu Xo'jayeva Mahliyo birgina qovundan 30 dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarib taqdim etdik. Va bu ishlar davom qilyapti. Demak, qovundan yangi turdagi ana shu GM mahsulotlari, yangi turdagi asal mahsulotlari, muzqaymoq mahsulotlari, marmelad mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy ishlarni olib boryapti. Bu ilmiy ishlar natijalari innovatsion ko'rgazmalarda namoyish etdi. Ana shu yerda respublikada birinchi o'rin oldi. Undan tashqari mana eng asosiysi kafedramizda mutaxassis fanlarni ingliz tilida o'qitish to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Kafedramizda hozir 8 ta o'qituvchi chet tilidan 1-2 daraja sertifikatiga ega. Demak, har bitta kursdan 2 ta fanni ingliz tilida tashkil qilamiz. Hozirgi magistrlarimiz mana 14 ta magistrimiz o'qib turgan bo'lsa, hammasida 1-2 daraja sertifikati bor. Demak, ko'rinib turibdiki, to'g'ri yo'lga qo'yishimiz natijasida bu narsalarga erishib turibmiz. Bundan tashqari yana bir narsani aytishimiz kerak. O'sha ilmiy jihozlarni o'quv laboratoriyalar jihozlash bo'yicha juda katta ishlar qilindi. Kafedraga oxirgi 2 yil ichida qariyb 9 milliard so'mga yaqin laboratoriya jihozlari olib keldi. Bu albatta universitet mablag'lari hisobidan qolaversa, Jahon taraqqiyot bankidan 3 milliard 800 million so'm
İslam Terakkiyat Bankı'ndan 125 bin dolarlık, Asya Terakkiyat Bankı'ndan 24 bin dolarlık okul laboratuvar cihazları alıp gelip ornatıldı ve hazır günde talebeler bir vasıta hem laboratuvar hem ameli maşgulatlarını oşa Türkiye'de işlep çıkarılgan, Japonya'nın Shimadzu firması tamamen işlep çıkarılgan, Germany'nin Aurora firmalar tamamen işlep çıkarılgan zamanlı üskünelerde ilmi tatkat işlerini alıp vardı. Ve bunun neticesinde Hocaev mahallesi okşayan yetük, bilimdan, intilüçen talebelerimiz, magistralarımız yetişip gelecekte bu sahadaki işlerini yeniden rivajlandıramız. Elbette kafiramızın ilmi salakiyatını 2030 yıl geçe rejeleştirilgen 70% çıkarabız. Bu hamesi aldığımızda turgan vazifalar hesaplanadı. İlmi işimin mazusu Xorazm viloyatida yetiştirilgen mahalli kavun navlarını kayta işlep, ondan marmelat ve muzqaymoq olish texnologiyasini amaliyotga tatbiq qilish. Hozirda biz mahalli kavun navlaridan, Xorazm viloyatida yetiştirilgen kavun navlaridan marmelat, kavun kükünü, kavunli tayaqcha ve kavunni turli xil usullarda kurutuş texnologiyası boyunca işler olup bormoqdamiz. Şunindek hazırda inovasyon texnoparkımızda kavunli jeli mahsulotlarını universitetimiz brendi ostida işlep çıkar yapmız. Biz bu loyihani 2022 yıl Xorazm viloyat hokimligi tomonidan universitetimizga ajratilgan grant boyunca işlep çıkarışını ameliyatka tatbik kılıyapmız. Şunindek bu ilmi işim yüzdesi boyunca halkara jurnallarda ve halkara konferensiyalarda makalalar, tezisler çıkarganmız. İnovasyon gayeler yetekçisi kökrek nişanı bilen mükafatlandım. 2023 yıl ise en katta yutuklarımdan biri prezident stipendiyası sohibası buldum. Magistratura bosqichini tugatgach, doktoranturaga kirib, ilmiy ishim ustida yanada chuqurroq izlanishlar olib borib, bu faoliyatimni yanada kengaytirish niyatidaman. Hozirgi kunda kavun tayoqchasi va kavun kukuni ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyasi bo'yicha Xorazm viloyatidagi ikkita tadbirkor bilan shartnoma tuzganmiz va bu ishlab chiqarishni amalga oshirmoqchimiz. Universitetda tahsil olayotgan yigit-qizlar uchun oliy ta'lim muassasasida ko'plab sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Akademik mobillikni muvofiqlashtirish va talabalar bilan ishlash bo'limining tashkil etilgani ham shular jumlasidan. 2023 yilni sarhisob qiladigan bo'lsak, Urganch davlat universitetida respublikamizning ko'pgina oliy ta'lim muassasalari kabi o'quv tarbiyaviy jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, bu yo'nalishdagi olib borilayotgan ishlarni samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan viloyatimizning turli sohalarini ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kadrlar bilan ta'minlash masalasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu qabul yilda 27 ta yangi bakalavriat ta'lim yo'nalishi va 4 ta yangi magistratura mutaxassisliklari bo'yicha o'quv jarayoni yo'lga qo'yildi. Albatta, bu viloyatimizni kadrlarga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojni ta'minlashga qo'yilgan katta qadamlardan biri. Şu bilen bir Katar'da mana şu üniversitet başkaru faaliyetini takamillaştırır, başkaru strukturasını optimallaştırır ve şu arkalı akademik ve maliyevi müstakillikimizi temilleş barası da hem tizimli işler emelge açırıldı. Şular Katar'da mana başkaru strukturada oku işlerini teşkil kırış ve başkaru cereyallarını optimallaştırır. Bu yerde akademik faaliyetini teşkil kırışını alohida bir departamentni tashkil qilinishi, bu albatta shu xalqaro tajriba asosida respublikamizning yetakchi oliy ta'lim muassasalarini ilg'or tajribasini inobatga olgan holda qilingan ishlardan biri. Mana bugun mana shu xonada bu talabalar uchun yaratilgan yangi sharoit studentlarni registratsiya qilish va akademik mobilligini muvofiqlashtirish bo'limi tashkil qilindi. Bu bölüm aynen dekanatlar faaliyetini yengilleştirir. İkinciden talebeler için koşumça imkaniyetler yaratışa karatılgan. Yani talebe her kanday oku cereyanı bilen
bağlılık meselesi bu içe. Mesela aytaylık kandaydır bir kurstan kursa köçüş bilen bağlılık hüccetlerini resmileştirir. Yani akademik məlumatlanmanı alır ve herkese. Bence meseleler bu içe. Şu cümleden Respublikamızın içinde Ali təlim müessesələri ara akademik mobillik dəsturlarda iştirak kılır meselelerini. Aynen şu yerini özü de hal kılışı mümkün. Aldığım tələbə fakülte dekanatıya müracaat kılışı, ya ki tələbələr bölümüye, ya ki buğalteriyaya, alaqıda her bir məsələ bu üçe müracaat kılışı məcbur boyan olsa, hazırlık gündə mənə her bir kampusda, yani universitet hazır şəhərdə 3-də lokasiyada caylaşkən, her birisi de şunda bölümlə hanala təşkil kılınır və bu yerdə mənə tələbələr üçün elektron nabət, yani şu yagana dərçə tamayla əsası da xizmətlə təşkil kılınır. Və bu yerə gələn tələbə xahlayan məsələsini şu yerini özü də həl qılışı mümkün. Yəni, başqa vaxtını yox atıb, ya ki, dərsdən qalıb başqa illərə müraciət qılışı şərt deməz. Bu, əlbəttə, nafaqat tələbələrə yengillik yaratır. Bəlkə, yəni şu fakültetlər fəaliyyətini təkamillaşdırışda, onların başqarışda yengillik yaratır və artıqca maliyyəvi xərcətlərdən xalis buluşa xizmət qıladır. İndi bu yerdə əlbəttə bilən bir qatarda universitetimizdə bevasitə kafedralar fəaliyyətini, yəni oxu meyəri hüccətlər təşkil qılış, onların sifətini aşırış, onların işləb çıxış, dərs cədvəlləri, bunların həmməsini rəqamlaşdırış siyasət əməldə açılmaqda. Dərs cədvəlləri elektron tərzdə, onlayn tərzdə şəkillənməkdə və bunlar haqqında məlumatlar hər bir binada caylaşdırılan infokiosklarda, ya ki, kətdə ikrallada çıxarılıb tutdu. Bu ham zamanavi universitetlərə xas olan cihazlardan biri də öyləyimiz. Bugünkü gündə mənə şu cəmiyyətimizdə, umumən bizim məmləkətdə şu aynən bəlkə cərəyanlarının şəffaflığını aşırışa qaratılgən tamayillərə masb olan bir işlərdən biri. Bu yerdə indi əlbəttə mənə şu bölümlə fəaliyyətini səmaradarlığını nazarət qılış boyunca ham bizə mənə xadımlarga KPI tizimini cari kılışına ham rəcə qılgəmiz. Mənə bu ilin özü də fakültet dekanları, başqaru xadımlarının fəaliyyəti, səmaradarlığı, anıq baxalaş mexanizmləri bu qaysıdır mənada rəqbətləndiriş, ya ki, əksincə kəmçiliklərini körsətib onlarını toğırlaşıqa qaratılgan tizim yaratılgan və bu tizim indiki ildə deyərli bərçə bölünmələrə ham tatbiq qılınadır. Bo'limning tashkil etilgani bu yerda ko'rsatilayotgan xizmatdan talabalar mamnun. Tabiiy fanlar fakulteti 3-kurs talabasiman. Hozir men bu bo'limga Hemisda login parolimni unutib qo'yganim uchun uni qayta tiklashga murojaat qildim va ishim juda ham oson bitdi. Oldinlari bu masalalarni hal qilish uchun ko'plab masalalar bo'yicha talabalar dekanatga murojaat qilardik. Albatta u yerda navbat ham juda ko'p bo'lardi va juda ko'p vaqtimiz sarflanardi. Bu yerda esa har bir masala bo'yicha alohida xodimlar jalb qilingan va biz ularga murojaat qilib, ishimizni o'z vaqtida juda ham oson hal qilyapmiz va ko'proq vaqtimiz ta'limga, dars olishga sarflanyapti. 2023-yil oliy ta'lim muassasasi jamoasi sport sohasida ham e'tiborga molik yutuqlarga sazovor bo'lishdi. 2023-yil Urganch davlat universiteti uchun o'ylaymanki, juda bir omadli yil bo'ldi. Aynan agar sport sohasida, fizkultura sohasida aytadigan bo'lsak, Urganch davlat universitetida bir qancha yillar bo'lgan sport klub tashkil qilingan. Sport klub bugungi kunda barcha fakultetlarga sport yo'nalishida sport tadbirlarini o'tkazishda əməli yardım göstərdi. Bu, demək, bu gün də 9 ta fakültet boladığan bolsa, 9 ta fakültetdə deyərli hər ayda fakültetlər ortasında rektor kubogu, dekan kubogu, vəzir kubogu şunga oxşayan müsabaqalar ötkəzilərdi. Bundan taşqarı, tələbələr ortasında universiyada sport müsabaqalar pandemiya səbəbli 23-cü ilə köçürülüb, məşu bu yıl sentyabr ayına tügədi universiyada sport müsabaqaları. Bunda biz juda ham yaxşı qatnaşdıq, iştirak qıldıq və respublika miqyasında universiyada sport müsabaqalarında faxırlı ikinci oranı egallədik. Bu Özbekistan Dövlət Cismani Tərbiyə İnstitutundan kəyin Urganch Dövlət Universitetinin tələbələri respublika miqyasındakı sport tədbirlərində faxırlı ikinci oranı egallədilər. Bu əlbəttə quvanarlı. Şunu bilən birgə, mənə bu 23-cü il prezidentimizin təşəbbüsü bilən 5 təşəbbüs olimpiadası təşkil qılındı və bunga həm sentyabr ayından
Her ayda sport aylığı ilan kılınıp, üniversite tamamından, rektörümüz tamamından buyruklar çıkarılıp, fakültetler ortasında sport tedbirleri ötkezildi. Aldın gruplarda, ki fakültetlerde, ki üniversite birinciliklerini ötkezdik. Respublika müsabakasına katlaşıp, bu cayda hem fakirli üçüncü oranı egerledik. 2023 yılda sportta 10 ta yönelişi boyunca yeni yönelişler açıldı. Kürəşçilər üçün əlaqıda, futbolistlər üçün əlaqıda, voleybolçular üçün əlaqıda, futbolistlər üçün əlaqıda. Qoyun ki, 10 tə sport türüdən bugünkü gündə eynən mütəxəssislər təyərlədiyən fakültətə biz aylandıq. Mənə şunun əvəzigə bolsa gərək, bugünkü gündə sportqa işqibazlar köpəyəbdi. Ümumən, vilayətimizdə köpəyəbdi. Vilayət tədbirlərdə həm əytərli Ürgənç Dövlət Universitetinin sportçıları həmişə şu faxırlı uğurlarda yegərləb, Respublika müqasidə yaxşı nəticədə gelişib gəlməkdir. Əgər aytadıqan bolsaq, mənə 2016-cı ildən bana bizim fakültetimizdən bir onlagan sportçılar olimpiyadlarga qatnaşıb gəlibdi və sovrinlar bolışmaqda. Bugünkü gündə bizənə tələbəmizdən bir 3 tə tələbəmiz mənə şu olimpiyada reyting alış ərəfəsində və 24-cı ildə bolub, Parijdə bolub ötədəgən olimpiyadaga yollanma alış ərəfəsində durubdu. Əgər paralimpiyana aytadıqan bolsaq, paralimpiyaga bizim studentlərdən bugün 2 tə studentimiz yollanma algan. Hələ yaxındagina Yaponiyada ötkəzilən Grand Prix müsabaqada 3-cü kurs tələbəmiz Madrim və Munizə olimpiyadaga yollanma aldılar. Asiya oyunlarında 2-ci oranı aldı. Grand Prix müsabaqalarda faxırlı 1-ci oranı alıb 24-cü il boladığın olimpiyadaga yollanma aldı. Bu həmmə nəticələrə erişimizdə əsası nərsə bazalarımızın yetərliliyi. 10 ta sport turundan yönəliş açıb qoysaq bizdə şüğullanış üçün imkaniyyət bulmasa, baza bulmasa bu nəticələri qayt qılış üçün qiyin. Xuda xalasa 24-cü il boladıqan olimpiyadaga əgər bizdən bir 4-5 ta studentini biz olimpiyadaga çıxarıb bilsək bu vaxamız üçün həm, Xarazm vaxası üçün həm, Ürgənç Dövlət Universitetini aldığımızda qoyan maqsadımız şu. Biz biləmiz 24-cü ilgi olimpiyadaga qatnaş üçün əlbəttə reyting açıqlarını yığış gərək. Şunun üçün hazır mənə Asiya miqyasında, Caxan miqyasında köpləb sport tədbirləri ötkəzilməkdə. Fakultetimizdən bugünkü gündə onlagan sportçılarımız məşi xalqara reytinglərini toplaşı üçün Asiya çempionatlarına, Caxan çempionatlarına çıxıb gələbdi. Aytadıqan bolsaq, yaqında gənə bolub ötkən, Qazaxıstanda bolub ötkən Asiya oyunlarında 4 tə sportçımız faal iştirak kılıp birinci, ikinci, üçüncü oralarda yegelleşti. Ondan taşkarı Japonya'da ötkezilen, judo kureşi boyunca ötkezilen Grand Prix müsabakasında üç de talebemiz katlaşıp iki tesi reyting açık olarak elip geldiler. Onlar bir tesi fakirli birinci oranı yegellerdi, ikinci studentimiz üçüncü oranı yegellerdiler. Demek bugün gün de şu aldığımızda koygan maksadımız şu olimpiyadaga talebelerde tayarlap, şu Respublikamızda umman şu ötkezilen sport müsabakalarda faal iştirak kılıp İştirak kılıp şu Özbekistan şerefini, kalabırsa vakamız şerefini himaya kılış. Berçe mürebbilerini aldı durduğun esasi vazifalardan biri. Haberiniz var, prezidentimizin kararları bilen sportta yukarı yutuklarına erişken Özbekistan birinci çempionatlarında, üniversitede sport müsabakalarında, Cahan, Asya müsabakalarında galip sporçularını tayarlayan mürebbilerine bu fakültetimizden bugünkü günde 5 tane atsın. Bitta professor ilmi unvanlarga ega bo'ldi. Bu ham biz uchun nihoyatda bir quvonarli hol. Shuni evaziga ham bugungi kunda murabbiylarimiz o'ta faollashgan. Har bir tanlagan sport turi bo'yicha bugungi kunda seleksiyalar qilib, sportchilarni yig'ib, sport mashg'ulotlari o'tkazib turibdilar. Yurtimizda buyuk sarkarda bobomiz Jaloliddin Manguberdining xotirasini abadiylashtirish va ulug'lash, uning vatanparvarligi, jasorati va matonatini yosh avlod ongiga chuqur singdirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Nafaqat yurtimiz olimlari, balki xorijlik tarixchilar bilan bu borada hamkorlikda ilmiy izlanishlar, ekspeditsiyalar o'tkazilyapti. Bu jarayonda esa Urganch Davlat Universiteti tadqiqotchilari ham faol ishtirok etmoqdalar. Xorazm Shohlar davlati va Jaloliddin Manguberdi hayoti faoliyatiga bag'ishlangan bir qancha tadbirlar respublikamizda olimlar tomonidan xalqaro miqyosda keng olib borilmoqda. Bugungi kunda Urganch Davlat Universitetida ham turkiyalik olimlar bilan hamkorlikda ana shu Xorazm Shohlar davlati Jaloliddin Xorazm Shoh hayoti faoliyati bilan bog'liq bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda va bu olib borilgan tadqiqotlarning natijasi o'laroq O'zbekiston Respublikasi tomonidan ham Turkiya davlati tomonidan ham bir qancha xalqaro miqyosda anjumanlar rejalashtirildi va o'tkazildi. Jumladan 2023 yil may oyida Urganch Davlat Universiteti va Turkiya Dijli Universiteti va bir qancha Turkiyaning nüfuzli oliy ta'lim muassasalari olimlari bilan birgalikda
Xorazm Shohlar Davlati va Jaloliddin Manguberdi mavzusunda konferensiya bo'lib o'tdi. Bunda 20'den artık Türkiye'lik alımlar cümleden yani şu Urganch Davlat Universiteti'de teşrif buyurdular ve Özbekistanlık alımlar bilen birgelikte bu mevzu yüzesinden üzerine en yengi tatkatlar ve yengi malumatlarını bakam görüştü. 2023 yıl noyabr ayında birinci merte Türkiye'de halkara mukyasta Xorazmshohlar Davlati ve Jaloliddin Xorazmshoh mevzusundaki yirik simpozyum ötkezildi. Bu Türkiye Devleti, Diyarbakır Vilayeti, Dicle Üniversitesi Teşkilatçılığında, Urganch Davlat Üniversitesi bilen birgelikte alıp varıldı. Bu encümende 140'tan artık dünyanın şu nüfuzlu Ali Talim muhasiseleri, profesörleri öz merzaları bilen bunda iştirak kıldı. Cümleden bizim Urganch Davlat Üniversitesi tarihçi alımları hem öz merzaları bilen bu simpozyumda iştirak kıldılar. Bundan tashqari, tilshunoslik va adabiyotshunoslikda ham qardosh mamlakatlar hamda xorijiy davlatlar bilan aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Urganch Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti jahonning nufuzli universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Jumladan Turkiya Respublikasining qator oliy ta'lim muassasalari bilan bizning ilmiy hamkorliklarimiz davom etib kelmoqda. Bugungi kunda Turkiya Respublikasining Egey Davlat Universiteti, Boshkent Universiteti, Alauddin Qayqubot Universiteti va shunga o'xshash bir qancha oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yganmiz. 2023 yilning sentyabr-oktyabr oylarida Turkiya Respublikasining Boshkent Universiteti Alisher Navoiy nomidagi ilmiy markazi rahbari, filologiya fanlari doktori professor Abdurahmon Go'zal Urganch Davlat Universitetiga tashrif buyurdi va O'zbek filologiyasi fakulteti talaba yoshlariga, magistrlariga Turkiy xalqlar tasavvuf adabiyotidan Alisher Navoiy ijodiy merosidan ma'ruza mashg'ulotlari olib bordi. Va shu bilan bir qatorda Egey Davlat Universiteti professori, filologiya fanlari doktori Selami Fidokor, shu universitet tadqiqotchisi Arzu Ajarlar ham Urganch Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakultetiga tashrif buyurdilar va Xorazm folklori bo'yicha tadqiqot olib borayotgan bu tadqiqotchilar Urganch Davlat Universiteti professor o'qituvchilari bilan davra suhbatlari tashkil qildilar va ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'ydilar. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, fakultetimizning bir qancha professor o'qituvchilari Alauddin Qayqubot Universitetida, Sakarya universitetlarida bo'lgan ilmiy amaliy konferensiyalarda ishtirok etdilar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Turkiya Respublikasining İstanbul Turkistonliklar madaniyat va ijtimoiy yordam markazi bilan bizning hamkorligimiz ham keng yo'lga qo'yilgan va Turkiya Respublikasida yashaydigan bir qancha turkistonliklarga o'zbek tili kurslari tashkil etilgan. Bu borada o'zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti Shahnoza Alimova tomonidan bir qator turkiyalik do'stlarga, vatandoshlarimizga, sobiq vatandoshlarimizga o'zbek tilidan saboqlar berib kelinmoqda. 2022 yılının iyun ayında Türkiye Respublikasının Katar Üniversiteleri alımları üniversitemizde tashrif buyurdu. Yine şuna alohida ta'kidlash kerakki, yine bir dost, halk, birodar halkımız Azerbaycan Respublikasidagi tilimiz bir, dilimiz bir, kalbimiz bir bo'lgan hamkorlarimiz bilan ham biz o'zlarimizni ilmiy ishlarimizni birgalikda davom ettirmoqdamiz. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, Azerbaycan Respublikasi Ilmlar Akademiyasi Adabiyot Instituti bo'lim boshlig'i, filologiya fanlari doktori professor Almaz Uli Binnatova Urganch Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti talabalariga Azerbaycan-O'zbek adabiy aloqalari bo'yicha navoiyshunoslik fanlari bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlari olib bordi. Va 2022 yilning 16-17 noyabr kunlari Urganch Davlat Universitetining bir guruh professor o'qituvchilari biz Baku shahrida bo'ldik va Azerbaycan Fanlar Akademiyasi Adabiyot Institutida katta konferensiya o'tkazildi. Bu konferensiya Turkiy xalqlar adabiyoti, adabiy ta'sir, adabiy aloqalar deb nomlangan edi va mana shu konferensiya birgalikda Azerbaycan Fanlar Akademiyasi bilan
Toshkentdagi Toshkent O'zbek tili adabiyoti universiteti, Qo'qon davlat pedagogika instituti bilan hamkorlikda ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi va bu hamkorliklarimiz natijasida ozarbayjonlik qator professor o'qituvchilar Urganch davlat universitetiga tashrif buyurdi va bizni Urganch davlat universiteti professor o'qituvchilari Ozarbayjon Respublikasining qator oliy ta'lim muassasalariga tashrif buyurdi va shu jumladan biz ham Baku davlat universitetida bo'lib u yerda talaba yoshlarga mahorat darslari o'tib qaytdik. Bizning Ozarbayjon Respublikasi bilan ilmiy hamkorligimiz, madaniy hamkorligimiz keng ko'lamli ravishda davom etib kelmoqda. 2023-yil 25-oktyabr kuni yana bir tarixiy voqea bo'ldi. Urganch davlat universitetida 1938-1940-yillarda sobiq Xorazm davlat pedagogika instituti, hozirgi Urganch davlat universitetida ishlagan Ozarbayjon millatiga mansub, Ozarbayjon shoiri, dramaturgi, jamoat arbobi Yusuf Vazir Chamanzamilli xotirasiga bag'ishlangan do'stlik markazi ochildi. 2024-yilning 15-16 aprel kunlari Ozarbayjon Respublikasi Baku shahrida Adabiyot instituti, Tilshunoslik institutida ana shu yerdagi yetakchi ilm-fan namoyandalari bilan bir qator birgalikda O'zbek va Ozarbayjon filologiyasining dolzarb masalalari mavzusida ilmiy konferensiya o'tkazishni rejalashtirganmiz va bu shu yo'sinda bizni qardosh turkiy xalqlar bilan ilmiy hamkorliklarimiz davom etadi va buni yanada yuqori cho'qqiga olib chiqishni rejalashtirganmiz. Turizm daromadli soha. Ayniqsa Xorazm vohasi uchun bu tarmoq juda ahamiyatli. Shu sababdan ham universitetda sayyohlarga sifatli xizmatlar ko'rsata oladigan mutaxassislar tayyorlanmoqda. Xorazm viloyatiga tashrif buyuruvchi turistlar sonini oshirish maqsadida turizm kafedrasi professor o'qituvchilari bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdamiz. İlmi tatbikatın esasi maksadı Xiva ve Bag'at tumanları turistik salohiyatdan samarali faydalangan halde hududlarının turistik cazibadarlığını aşırır. Neticesinde teşrif buyuruvchi turistler akımını köpaytirish. Hem de turistik turizm sahasında faaliyet yürütetken tedbirkarlar daromadları ve mahalli ahalini farovonligini aşırıştan ibaret. Shuningdek Xiva ve Bag'at tumanlarını turistik obyektlerden faydalangan halde 6'ta tur marşrut ve 7'ta tur paket şekillendirişten. Şunindek hududlarının turizm salahiyatını keng targ'ib qilish maqsadida 12 tilda ularını kandidatlarını yaratış rejalashtirilgan. Xiva ve Bag'at tumanlarının tarixiy, medeni ve ekologik ahamiyatga molik bo'lgan turistik obyektlerini aniqlash, ularını infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqarishdan iborat. Shuningdek, Urganch davlat universiteti qarshida turizm tadqiqotlari va konsalting markazi shakllantirish rejalashtirilgan. Bu markaz turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga hamda shu sohadagi mutaxassislarga doimiy ravishda maslahat berib boradi. Albatta, bu doimiy ravishda maslahat berish biz o'ylaymizki, Xorazm viloyatiga tashrif buyuruvchi turistlar sonini keskin oshirishga xizmat qiladi. 2024-yilda Xiva butun jahon islom dunyosi turizm poytaxti deb e'lon qilingan. Albatta, keyingi yili bizni vahamiz bunga mezbonlik qiladi. Bu ham Xorazm viloyatiga mahalliy hamda xorijiy turistlarni tashrifini yanada oshirishga xizmat qiladi. Albatta, bu anjumanda Urganch davlat universiteti turizm yo'nalishi talabalari faol qatnashadi. Bu talabalar uchun juda foydali, sababi nazariyadan amaliyotga o'tadi. Ya'ni talabalarimiz ham xorijiy mollar bilan muloqot qiladi. Yoshlar turizmi qurultoyida tashkil qilingan eng yaxshi turizm loyihasi tanlovida faxrli 2-chi o'rinni va 20 million so'mni qo'lga kiritdim. Bu loyihamiz asosan Mo'ynoq, Xiva, Buxoro va Samarqand, ya'ni tarixiy shaharlarning turistlarga yanada yaxshiroq bo'lish uchun 3D formatini yaratish va VR shlemlar orqali ularga taqdim etish edi va buni hakamlar hay'ati yuqori darajada baholab, foyda keltirishini o'ylab, menga 2-chi o'rinni
berish. Biz yana jamoamiz bilan ishlayapmiz. Loyihamizni yanada mukammalroq qilib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritishga harakat qilmoqdamiz. Va bu yil Munozara Respublika intellektual turnirining respublika bosqichida faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdim va shu bilan birga Xorazmdagi best speaker, ya'ni birinchi eng zo'r speaker deb topildim. Jamoamiz bilan qattiq tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. 2024-yilgi Munozaraning respublika bosqichida nasib birinchi o'rinni qo'lga kiritamiz va Urganch davlat universiteti sharafini yuqori darajaga ko'taramiz. Urganch davlat universitetida yarim o'tkazgichli quyosh elementlari va lazer fizikasi ilmiy o'quv markazi tashkil etildi. Universitetda quyosh elementlarida foydalaniladigan nano tuzilmali gidrofabik va super gidrofabik materiallarni o'rganish mavzusida O'zbekiston-Hindiston ilmiy-texnik granti asosida tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Loyiha doirasida zamonaviy asbob-uskunalar sotib olindi. Ayni kunlarda Orolbo'yi hududida quyosh elementlarining samaradorligini oshirish ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bilamiz, eng global muammolardan energiya taqchilligi bo'lsa, ikkinchisi ekologik muammolar. Biz asosan ishlayotgan soha quyosh elementlari sohasida ishlayapmiz. Quyosh elementlari bilamiz, kremniyli materiallardan tayyorlanadi ko'pchiligi. Yarmotkash material bo'lgan kremniy materiallardan tayyorlanadi. Kremniyli materiallarning ham turlari ko'p. Monokristal, polikristal, amorf turdagi kremniy materiallar keng qo'llanilyapti hozirgi kunda butun dunyoda. Bularni foydalanish koeffitsiyentiga qarab turli kompaniyalarda ishlab chiqariladi. Uni tayyorlash texnologiyalari ham bizga shu fan tariqasida talabalarga o'tiladi. Ya'ni qayta ishlanuvchi energiya manbalaridan foydalanish degan fan bor. Prezidentimizning 50-30 sonli qaroriga asosan Urganch davlat universitetida yarmotkashli quyosh elementlari ilmiy o'quv markazi tashkil qilinyapti. Bu o'quv markaziga yangi zamonaviy shu sohani rivojlantirish bo'yicha ancha katta aniqlikdagi uskunalar olib kelinyapti. Hozirgi kunda bu sohani rivojlantirish maqsadida materiallar, materialshunoslik maqsadida Raman spektrometri. Raman demak bu materiallarning strukturasini, ya'ni tuzilishini, tarkibini o'rganish uchun xizmat qiladigan spektrometr hisoblanadi. Ana shu imkoniyatlardan foydalanib biz strukturaviy izlanishlar olib borishimiz mumkin. Yana skanerlovchi elektron mikroskop u alohida xonalarga joylashtiryapmiz. Bu bo'yicha ham yuza morfologiyasini o'rganishimiz mumkin materiallarni. Biz yana aytishimiz mumkinki, elektron optik mikroskop, yana aytishimiz mumkin spektrometr, infraqizil, umuman spektrni turli sohalarda ishlovchi demak, spektrometrlar hozirgi kunda mavjud. Shu bilan birga texnologik jarayonga yondashish maqsadida faqat tayyor quyosh elementlarini, xususiyatlarini o'rganmasdan yangi turdagi, hozirgi kunda zamonaviy rivojlanayotgan davlatlarda qo'llanilayotgan tadqiqotlar, ya'ni perovskit quyosh elementlari, amor quyosh elementlari, organik quyosh elementlarini o'rganish maqsadida ham zamonaviy uskunalar olib kelindi. Ultrasonik sprey, ya'ni ultrasonik sprey uskunasi olib kelindi. Bu bo'yicha bizlar yubka qatlamlarini olishimiz mumkin. Shu bilan birga spin coating uskunasi olib kelindi. Bu spin coating uskunasi yordamida biz demak, bu holatda ham yubka qatlamli quyosh elementlarini olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yana bir uskuna bu 3 xil usulda yubka plyonka oladigan uskunamiz olib kelinyapti. Bu vakuumli changlantirgich. Vakuumli changlantirgich, ya'ni VUP 7 deb nomlanadi. Eng oxirgi marka hisoblanadi. Bu bo'yicha ham biz uskunalardan foydalanib yubka qatlamini olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu holatdan kelib chiqib biz yubka qatlamlarini olish, ular ustida ilmiy tadqiqotlar olib borish va bular hozirgi kundagi muammolarni o'rganish, muammolarni yechimi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda demak, bugungacha 3 ta ilmiy tadqiqot loyihalari ish olib borildi. Hozirda 2 ta loyiha olib borilyapti, driver loyihalari. Bu amaliy loyihalar. Bittasi quyosh elementini, quyosh panellarini parametrlarini turli iqlim sharoitida o'rganish uchun moslama yaratish bo'yicha.
İkinci layıkamız demek kompozit kaplama yaratış kuyaş elementlerini şaffaflantırıcı. Bilemiz ki hazır günde kuyaş elementleri ornatıldı. Bu yaxşı nerse. Lekin onların muammalarını örgeniş bu alımların işi. Demek kanday muammalar var. Bizim iklim şahitinde kanday maslaşadı. Şu iklim şahitinde mas kuyaş panellerini yığışam bu alakada ilim talep kıladı. Bunun için hem biz kuyaş panellerini yığış liniyesini alış rejimiz var. Bu rejiye kiritildi. Demek rahbariyet bunu kollab tuttu. Demek bu alınsa demek biz bizim iklim şartıyla muas bulan kuyaş elementlerini alıp durup panellerini özümüzde yaşaş imkanı yaşaş imkanımız buladı. Bu ham Allah'a da yakışı bir ilim hesaplanadı. Yığılgan kuyaş elementlerini biz yine onu da demek onu bemalal parametrelerini ölçep bizim iklim şartıyla muaslap şeffaflantırıcı kaplama diğer nerseyen bu öz aldığına bir ilim sıfatında hazır günde bir en bir nümege aylengen dalzarp mevzuge aylengen sebebi hazır şişeden faydalanıladı da kuyaş elementlerinin üstündeki şişe faydalanıladı. Bu şişe doğru, şeffaf. 75-80% ötkeze diyar olukunu demek şu ürünümüzde 25-20% inirge kuyaş elementine ötmesinden tosup kalınadı. Filtreler kalınadı. Bunu hem yaşlaşmaksa da şişenin ornuge başka şeffaflık materyallarını kullar. Hem de gidrofoblik hususiyetine ege bulan materyallarını kullar. Meselesi ilgeri sürülgen.